Ve sonra dedim ki yok, bu da benim için bir geçerli değil. Ve bir gün gece uyuyordum ve uyandıktan sonra sadece gözlerimi tavana doğru diktim. Dedim ki tamam, ben bunu yapmalıyım artık ne olursa olsun. İntihar etmenin artık yolunu aşmaya çalıştım kendi kendime. Merhaba, benim ismim Güzel. Karşıyaka Kurtuluş Kilisesi'nin pastörlüğünü yapıyorum. 61 yaşındayım. Benim için zor bir süreç dönemi tanıklığını anlatmak istiyorum esasında. Ama sonra zaferle giden bir yol. 2001 ve 2002 en zor yaşadığım bir dönemdi benim için. Yani nasıl söyleyebilirim? Her şeyi sıfırlamanın bir planı gibi düşünüyordum. Hayat bana o kadar zor gelmeye başlamıştı ki, tabii ki iniş çıkışlarım vardı. Bu iniş çıkışlar neye dayalıydı? Ne yapmaya çalıştıysam hep benimde kaldı. Yani hem ailesel bakımdan hem kendi inancım bakımdan o zaman. Ama tabii ki bir yol arıyordum kendime. Nasıl bir yol? Tamamen durmak. Yani bu durmak ne anlama geliyordu? Yani kendimi nasıl artık iptal edebilirim, nasıl kendimi tamamen yaşamdan alabilirim diye onun düşünceleri. Yani bu bütün intiharı o anlama kadar düşünüyordum. Çünkü neden? Bir boş batağın içine batmıştım yani. Hem icralar bir taraftan geliyor, hem iş yerindeki sıkıntılarım çoğalmaya başlamıştı. Tabii ki her zaman inandığım bir şeyi rahatlamanın bir yolunu aradım. Nasıl Allah'la bir diyaloğu nasıl yükseltebilirim, nasıl daha çok ona yakın olabilirim. Ama bu zaman kendimi tatmin etme durumuydu. Ama maalesef tatmin olmuyordu. Ve bir gün şöyle düşündüm, çıkış yolu nedir diye. Kendim bunu düşünürken önüme bir yazı geldi. İnsanların en çok sevgisizliği insanları iki yola götürüyormuş. İntihara veya öldürmeye. Ben bunu birini aradım. İntihar etmeye. İnsanın canını almak bana göre değildi. Bu sefer tekrar sen acı çekiyorsun ama karşındaki insanı da yok ediyorsun. Dedim en iyisi kendim gitmeliyim. Ve 2003'ün ilk aylarıydı. Eşim bana dedi, Güzel dedi, ben dedi hamileyim dedi. O zaman da benim bir kızım, bir oğlum vardı. Ben dedim üçüncü çocuk, niçin? Zaten bir kız var, bir oğlan var. Niçin üçüncü istiyorum? Ne var bende? Üçüncü çocuğa ne bırakabilirim? Zaten bir şeyim yok. Zaten zorlanıyorum. Neden böyle bir şey istiyorsun dedim. Ben dedi ne yapayım? O zaman dedim sen yapacağın tek şey çocuğu aldırma. Tabii bu süreç çok hızlı olmadı. Kız kardeşim bu sefer devreye girdi. Hayır Yücel dedi yani. Bu çocuk kalmalı. Çünkü bu bir bereket kaynağı olacak. Abla dedim böyle yaptım. Allah rahmet eylesin, vefat etti o. Ona şu kelimeyi söyledim. Tamam. Sen her şeyi sen karşılayacaksan al, bende bir şey yok. Çünkü yani her şeyi onlara da anlatamıyorum. Artık tamamen dediğim gibi çıkış yolları arıyorum. Bu bana büyük bir yük gibi geldi bir anda. Yani o çocuğu bile istemiyorum yani. Üçüncü çocuğu. Sonra ablamlar dedi tamam ben halledeceğim ve 2003'ün işte 4. aya 5. ay Aleyna dünyaya geldi kızım. Bilmiyorum tabii ki kız çocukları babası birazcık daha anlayacaklardır beni tabii ki. Ortanca kızım var ama Aleyna çok farklı geldi bana. O bir şey geldi bana, sanki bir güç gibi geldi o zor zamanlarda ama tabii o geçici bir güç ki. Tekrar yine aynı filmin başına döndüğüm gibi. Ve sonra dedim ki yok, bu da benim için bir geçerli değil. Ve bir gün gece uyuyordum ve uyandıktan sonra sadece gözlerimi tavana doğru diktim. Dedim ki tamam, ben bunu yapmalıyım artık ne olursa olsun. İntihar etmenin artık yolunu aşmaya çalıştım kendi kendime. Ve sonra biraz tekrar çocuğun beşiğine doğru gözlerimi diktim, baktım çocuğa. Yaparsam dedim nasıl olacak? Çünkü babam çocukluktan beni bıraktığı için ben öyle bir baba vizyonu da istemedim yani. Ama tabii ki öyle bir şey ki
ne çıkış yolu olsun. Bu tarafta borçla boğuşan bir baba var. Hiçbir şey yapamıyor. Bir tarafta üçüncü çocuk doğmuş. O çocuk babasız kalacak. Sonra düşündüm eşim başkasıyla evlenecek. Yani bir sürü senaryolar oldu. Yok hayır dedim ben bunu yapmayacağım. Ve 2004'e doğru işte herhalde bir ay bile kaldı 11. aydı. İşte 11. ayda sonra benim çalıştığım sinema makinesi yapıyordum. Sinemanın patronu geldi. Bana dedi güzel bir şey konuşmak istiyorum. Lisan'ın dedi işte önümüzdeki ay 14'ünde dedi bir film gelecek dedi. Onun fragmanını getirdim dedi. Tamam dedim abi. Ama yalnız bir film birazcık dedi sorunlu. Yani şu anda dedi Amerika'da da gösterime aynı anda gireceğiz. Türkiye beraber gidiyoruz dedi. Yani dedim ne oldu sorun ne? İşte dedi Hristiyan inancı ile ilgili dedi bu film dedi. Ne anlam, içerik ne dedim. Ya o dedi kendi hayatını anlatıyor dedi. Hazreti İsa'nın dedi hayatı dedi. Ya ben de İsa kelimesini açıkçası duydum ama Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe'de futbol oynayan İsa diye bir futbolcu vardı. Hep onu hatırlarım. Yani öyle bir aklıma da hiç gelmiyordu. Öyle bir peygamberin varlığı ne yapar, nasıl eder. Tamam dedi sorun değil. Benim için ben işime bakıyorum. Tamam dedik. İlk haftası Nisan'ın işte 15-16'sı vizyona girdi film. Tutku diye Mel Gibson'ın çekmiş olduğu hem çekti hem yönettiği bir film vardı. İsa'nın Çilesi Tutku. O film ilk haftası olduğunda büyük bir kalabalıkla karşılaştım. Daha ve sinemada film oynadım. Çok filmler geldi geçti ama bu aşırı bir yoğunluk oldu. Ben de yani dedim ne var bu filmde ne oluyor? Niye bu kadar insanlar yeni? Sonra dedi ya dört kitap var. Dördüncü kitabın başındaki çok önemli rolü oynayan İsa Peygamber'in filmi bu dedi. Film makinede oynatıyorum ama filme bakmak gereği duymuyordum. Sonra tabii ki bir ara dediler ki ya filmde bir sorun var bir bakar mısın? Sanki bir şey birisi oraya beni hamle yaptırmak için bir güç oluştu bende. Tamam dedim bakayım tam baktığımda insanın tomruğa bağlanmış şekilde kırbaçlanıyordu. Bende de kan tutması oluyor. Yani kana baktığım zaman hemen geri çekiliyorum. Şey yapıyor yani bir mide bulantısı falan baş dönmesi yapıyor. Ya dedim bakamayacağım ben çok şiddeti ve kan akışı var içeriye doğru. Sonra tabii ki o anda kapı çalındı. Sinema makine dairesinin öyle bir izolasyon yapıyorlar ki ne koku içeri giriyor ne de ses içeri giriyor. Hiçbir şey alamıyorsun. Yani yoğun bir izolasyonu var. Çünkü makine sesleri içeri girmemesi lazım. Camlardan da sızmaması lazım. Nasıl bir izolasyon yapıyorlarsa artık orayı yapanlar. Ya dedim gelen çocuk vardı yanımda çalışıyordu onunla. Burada bir koku var dedim. Yani bu kokuyu anlayabildim mi? Nedir acaba dedi. Ya dedim bir şey söyleyeyim dayı dedim. Ben burada hiç koku dedi. Hissetmiyorum dedi. Ne kokusu dedi. Yok dedim burada bir koku var bir parfüm kokusu ama nasıl bir koku bu dedim ya. Sen dedim kullanıyor musun dedim. Hayır dedim ben de kolonya bile kullanmıyorum. Tamam dedi sorun değil. Ondan sonra film arasını verdim. Dışarı çıktım salonu tabii ki sigara yaktım. Ama o kokuyu hala arıyorum o nedir diye. Kapıyı açtım salonun içerisine girdim. O kokuyu tekrar arıyorum ama yok. Tabii ter kokusu kalabalık insanlar garip garip kokular var ama o koku değil. Geri çıktım tekrar fayaya indim salona. Oturdum baktım teşrifatçılar ve yer gösterenler var. Bir kişiyle hararetli konuşuyorlar. Sonra çocuğa işaret ettim bakar mısın dedim. Tamam geldi o şöyle dedi. Abi dedi bir şey söyleyeyim mi dedi. Bu adam bana dedi bir kart verdi dedi. Kilisenin kartını. O dedi Hristiyanmış dedi. Dedim bir çağırsana şunu bana dedim. Geldi tabii ki adamcağız sağ olsun. Allah rahmet eylesin o da öldü. Dedim bir kart vermişsiniz dedim ne bu? Yani siz ne yapıyorsunuz ne iş dedim sizin durumunuz. Ben dedim bir Mesih inanlısıyım. Ben dedim anlamadım. Ne demek bu kelime? Duymadım bir kelime. Ben dedim bir Hristiyanım dedi. Kilisede dedi görevliyim. Arkadaşlarla konuşurken dedi onlara da kart verdim. Dedim bana da versene bir tane dedim. Bir bakayım dedim. Tamam sen dedi bu kartı alamadın. Eğer gelmek istersen buyur gelebilirsin falan. Tamam bakarız dedim. Aldım kartı. Tekrar makine dairesine girdim. Filmi başladım. Ama o koku tekrar içerdi.
Yani o koku sanki beni tamamen projeksiyon perdesine doğru yaklaştırmıyor. Camdan projeksiyon perdesine bakmaya çalışıyorum. Tekrar gördüğüm sahne ikinci bölümde İsa'nın kanını annesinin sildiğini gördüm, Meryem'in. Ve orada odaklandım kaldım. Sonra tekrar adamla konuştum, telefonlaştım. Dedim ben yarın gelmek istiyorum senin yanına. Tamam dedi, gelebilirsin. Yanına gittim, bana bir İncil verdiler. Ama kapıdan girdiğimde bir şey hissettim. İlk defa samimi bir hava gördüm. Yani bir sevgi gördüm. Zaten zorlandığım bir dönemin içinden geçiyorum. O sevgi bana çok farklı geldi. Hiçbirini tanımıyorum ama insanların o şekil sıcak bir sarılması ve insanların o kadar sevgiyle yaklaşması beni birazcık gerçekten düşündürdü. Yani bu kadar bu sevgiyi insanlar nereden aldılar? Nasıl da verebiliyorlar? Tabii ki onların yüzüne söylemedim. Bana dediler İncil ister misin? Tabii ki alayım dedim. Mata bölümünden başladım İncil'e okumaya. Ama yalnız kafamda çok büyük bir sorular ulaşmaya başladı. Çünkü neden? Sevgi odaklı yazılar görmeye başlamıştım. Çünkü her okuduğum yerde sevgiyi içeren sözler vardı. Bu benim için önemliydi. Çünkü benim aradığım şeydi. Ve dediğim gibi zor bir süreçten de geçiyorum. Ve tabii ki İncil'le eve geldim. Eşim dedi, neredeydin dedi, geziyor muydun? Dedim evet geziyordum. Ya dedim kiliseye gittim, İncil aldım. Dedim neden İncil aldın? Yani o gavurların kitabını yapacaksın sen dedi. Ya dedim bakmak istiyorum, yani sorun yok mu? Var mı bir problem? Ya dedim niçin getirdin eve dedi. Tabii ki ben bu sırada bu pastörle, bu arkadaşla sürekli diyalog halinde kalmaya başladım. Benim aradığımı hemen hemen konuşmalarıyla, anlatımlarla benim isteğim daha çoğalmaya başladı. Ve ondan sonra dedim benim tek arzu ettiğim bir nokta vardı. Ben yaşamı çok özlüyordum. Nasıl bir yaşam biliyor musun? Zoru olmayan, sevgiye dayalı bir yaşam istedim ben. O benim için çok önemli. Zaten büyük bir girdabın içine girdim ki aşağıya doğru gidiyorum. Bir tarafta ruhsal problemlerim var. Bir tarafta artık o kadar zor duruma geldim ki eşimi bu sefer ırpalamaya başladım. Onu dövmeye başladım. Çünkü evde artık benim için büyük bir kaos oluşmuştu. Ve bana sağ olsun o kardeş şunu söyledi. Güzel dedi, senin dedi çok önemli bir eksiğin var. Bu eksik nedir dedi biliyor musun? Sevgisizlik dedi. Evet doğruydu. O sevgisizlik benim en büyük açığımdı. Çünkü sevginin olmadığı yerde hiçbir şeyi bağdaştıramıyorsun, bir araya getiremiyorsun. Şu anda ben onları daha iyi anlıyorum tabii ki. Ve ondan sonra ben İncil okumaya başladım. Sürekli kontak halinde olmaya başladık. Ve ona şu kelimeyi söyledim. Abi dedim bir şey söyleyeyim mi dedim. Söyleyeceğim. Ben dedim İsa'yı dedim kabul etmek istiyorum. Çünkü neden diye bana belki şimdi sen soracaksın. Benim aradığım buydu. Çünkü benim bir kontağa ihtiyacım vardı. Yani beni anlayabilecek birine ihtiyacım vardı. Dedim ben onu buldum. O da bana dedi işte evet ama bir şey söyleyeceğim dedi. Senin için önemli bir şey söylemek istiyorum dedim. Buyur abi. Sen dedi seçilmişsin dedi. Bana bu mesajı verdi. Anlamadığım kelime neyi seçilmişti? Nereden seçtiler beni dedim. Çok tuhafıma gittin. Ne anlama geliyor? Dedi yıllar sonra senin sana dedi gösterecek bunu. Bu bana bir mesaj olarak verilmişti. Seçilmişti üzerine çok düşündüm ben o süreçte. Ve İsa'yı Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim. Ama bir sevinç oldu. Çünkü neden? Bir boşluk doldu. O ana kadar o boşluk o kadar büyük bir derin olmuştu ki dolduramıyordum bir şeyle. Ne çocukların sevgisiyle ne en son doğan kızımla. Bir ara o dolar gibi oldu ama maalesef o da yeterli gelmiyordu bana. Sonra eve geldim eşimle konuşmaya başladım. Dedim ya bir şey sormak istiyorum dedim sana. Belki sorun olacak aramızda ama ben dedim bu getirdiğim kitap var ya dedim İncil dedim. Ha dedim bu peygamberi dedikleri yani İsa Mesih'e inandım ben iman ettim. İşte benim esas orada sen olmak isterin söylediği en güzel terim. Film bende koptu o gün. Eşimin bana söylediği tek şey güzel dedi kesinlikle dedi ben bir gavurla iç içe yaşayamam. Ne yapabiliriz dedim yani yapacak bir şey var mı? O zaman ayrılmak istiyorum. Tamam dedi. Hemen. Çünkü
öyle bir şey ki insanın aradığı sevgiyi bulunca hiçbir şey gelmiyor. Ne para insanın gözüne geliyor, ne çocuk geliyor, ne aile, hiçbir şey gelmiyor. Ben tamamen bir devrim oluştu bende. İsa kelimesi ve iman bende bir devrim oluşturdu. Benim aradığım sanki çocukluğumdan beri aradığım bir şeyi yakalamış gibi hissettim. Tamam, sorun değildir, ben ayrılabilirim. Annem oradan bağırdı, Allah rahmet eylesin. Oğlum dedi, sen ne diyorsun ya dedi. Nasıl öyle bir şey konuşuyorsun sen dedi. Çocuklarını dedi, karın nasıl dedi boşarsın. Ben dedi o zaman dedi abine gidiyorum dedi. Dedim sen de gidebilirsin. Güle güle. Bana dediler sen delirdin mi? Abim geldi kızdı, sen şaşırdın mı oğlum dedi. İşinden ayrılıyorsun, annemle aranı açtın, neden böyle bir şey? Abi dedim ben bunları konuşmak istemiyorum. Sadece söylemek istediğim şey, ben artık yolumu değiştirdim. Çünkü ben aradığımı buldum. Dedim o zaman daha tam anlamıyorum. Şimdi dönem anlıyorum. Kaybolan bir oğul gibiydi. Ben esas hedefimi buldum. Para her şey mi? Günümüze her şey gibi girdi ama para o gün hiçbir şey değildi. Zaten olmayan bir şeydi. Ve ondan sonra tabii ki eşimle aramdaki bağ tamamen koptu. Ve benim arkadaşım şu kelimeyi söyledi. Yücel dedi, seni çok gergin ve sorun var, daha çok hissetmeye başladım, ne var? Dedim böyle böyle. Eşim bana söyledi, ayrılmak istiyor. İnancımdan dolayı. Dedim benim için sorun yok abi, ben ayrılmak istiyorum. Bravo dedi. Kesinlikle yapabilirsin dedi. Ayrılabilirsin dedi. Ne dediğinin farkında mısın dedi bana. Ne dediğinin farkında mısın? Nasıl dedi böyle bir şey düşünüyorum biliyorsun. Asla dedi böyle bir şey olmaz. Sen dedi onun için dua etmelisin dedi. Abi dedim nasıl dua edeceğim? Duayla olacak kim bu dedim. Olacak dedi. Emin İsa senin hayatında dedi yapacak. Ve Tanrı onları da istiyor. Onları da seçiyor dedi. Ama yapacağını söyleyeyim, her gün dua etmelisin onun için. Ya belki birisi dışarıdan böyle bir şey söyleseydi ilk zamanlar bana biraz saçma gelirdi. Şimdi bunlar Tanrı'nın doğruluğu ve bu gerçeğini anlatıyor bana. Ve dua ettim, inanır mısınız? 2 ay mı 2,5 ay sonra tekrar ben toplantıya giderken eşim dedi ki ben de gelebilir miyim? Tabii ki bizim evraklarımız, boşanma evrakları hazırlandı. Sadece adım atmaya bakıyorduk. Çünkü o da götürmek istemiyordu, vermek istemiyordu bende. Çünkü neden? 3 tane çocuğumuz var geride. Bir de severek de evlenmiştik birbirimizi. Tamam dedim. O zaman ne yapacağım? Her gün sen dua et yeterli dedi. Ben dua etmeye başladım. Ve kiliseye geldiğin ilk haftası. O şöyle bir şey hissetti. Aynı benim... Güzel dedi, ne kadar dedi candan insana yakın geliyor bu insanlar. Ben hiçbirini tanımıyorum. Ama onlar bana karşı bakış açıları farklı. Sanki uzun yıllardır beni tanıyorlar gibi sarıldılar bana. Onun da aradığı esas bir sevgi vardı. Çünkü o da ailesinden doğru düzgün bir sevgi görmemişti. Ama nasıl bir şey söyleyeyim? O günkü benim inandığım ve iman ettiğim Tanrı'ya karşı bir dik duruşu vardı. Yani şimdi bir çözülme oluşmaya başlamıştı onda o gün. Çünkü o sevgiyi o da orada bulmuştu. Ama tabii bana açıkça söylemedi. Ve derken 6-7 aylık falan aleyhine olmaya başladı artık. Biz o zaman kiliseye gidip geldiğimiz süreçte eşim bana şunu söyledi. Bilmiyorum dedi, sadece şunu söylüyorum. Ne yaptın, saçma bir şey yaptın gibi geliyor bana dedi. Ve ben ölümle burun buruna geldiğim zamanı İsa'nın elimi tuttuğunu biliyorum. Ama kimi kullandı? Rabbe şükür olsun o kardeşimizi kullandı. Belki ben kendi aklıma göre ailemle her şeyi vedalaşacaktım. Ama Tanrı'nın bir planı her zaman varmış. Ben buna kesinlikle bugün hala aynı düşüncedeyim. İsa şöyle söyledi yeni anlaşmada. Annesini, babasını, kardeşlerini bırakıp ardından gelmeyen öğrencim olamaz demişti. Bu mesaj şimdi aynen benim için hala geçerli. İnsanların bir kırmızı çizgileri vardır. Bugün benim önüme ne getirirse gitsin, ailem olsun, çocuğum olsun, sadece benim kırmızı çizgimdir. Çünkü eğer gerçekten yaşam istiyorsak, yaşamı gerçekten özlüyorsak, en önemli şey inandığımız şeyin doğruluğuna inanmaktır. Hani diyor ya, her şey Tanrı'nın doğruluğuyla karşılanıyor. Tanrı'nın doğruluğuyla karşılandı.
Ve ben yaşamı bulduğum zaman her bir şekilde insanlara şu mesajı verdim. Biliyorum hepimizin en çok aradığı şey sevgidir. Eğer bir aile anne baba sevgiyi veremiyorsa, verse de bile, tekrar üzerine basıyorum, Tanrı'nın verdiği sevgiyle asla kıyaslayamıyorsun. Onlarınki gelip geçici ama senin sevgisi kalıcı bir sevgi var. İşte ben o sevgiyi bulduğum zaman kardeş, bu benim için önemliydi. Ben büyük bir milat yaşadım. Tabii ki hikayem çok uzun. Yani çok zor süreçlerden geçtim. Ama bir şey biliyorum, tekrar şunu üstüne vurgu yapmak istiyorum. Gerçeği arıyorsak, gerçek buradaydı. Ben de bu gerçeği bulduğum için Rab'be teşekkür ediyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Lütfen iyice düşünün ve araştırın. Teşekkür ederim.